Türkiye için yani dışarıdan baktığım zaman ben geçen sene Türkiye'ye geldim, 10 gün kaldım. Ankara, Konya, İstanbul bir dolaştım. Şöyle bir şeyi fark ettim yıllar sonra Türkiye'ye geldikten sonra. Esnafların ahlaksızlaştığını gördüm. Evet, Yani çoğu nasıl? yerde var. Ve Çoğu yerde var. bunu da normal vatandaş yöneticilere bağlıyor. Burada haberlerde tabii buradan izliyorum. Ve ben diyorum ki yani kendi kendime ya bu yani yöneticilerin ne suçu var yani? Suçu var ama yani hangi biriyle uğraşsın yani? Bir kanun var. Adam sürekli kanun değiştiremez. Mesela Amerika'daki sevdiğim, anladığım şeylerden bir tanesi. Burada bir kanun yapmışlar. Kanun hiç değişmiyor. Öyle bir sağlam kanun yapmışlar ki. Çok güzel ya ve herkes de o kanuna uyuyor genelde ve insanlar bu sistemi hazmetmişler. Yani mesela örneğin şimdi burada zaten yolda polis molis çevirmesi kesinlikle yok yani. Ben yıllardır Amerika'dayım. Beni iki kere polis çevirdi. İkisi de benim kendi cahilliğimden dolayı. O da polise tesadüfen denk geldiğim için yani. Posta mı koydun yoksa polise? Yok canım yani bir keresinde işte kırmızı ışıkta geçtim. Arkasında dur işaretinde durmadan devam ettim. Yollar boştu. Gece motor sürüyordum. Tabii bilmiyorum. Arkamdan bir baktım polis gizli polismiş yani hani araç polis arabası değilmiş. Bir baktım işte dedi sen ne yapıyorsun dedi. Hani Türkçesi okuman yazman yok mu dedi. Lay lay lom dedi hani. Ondan sonra ben de zaten o zaman yeniydim Amerika'da. O zaman da gösterdim pasaportu şuyu buyu. Adam baktı ki bu cahil dedi gönderdi gitti beni. Bir keresinde de bir plakasız araba sürerken yakalandım. O da Sıkıntı. benim cahilliğim. O da yani şuradan şuraya gideyim dedim bir şey olmaz dedim. O da kısmet ya binde bir işte. Bana denk geldi. Yani polisteki şeyim şu yani hoşuma giden şey. Polis seni burada durdurduğu zaman arabadan inmeyeceksin zaten. Ellerin böyle direksiyonda olacak. Bunun sebebi de elin sağda solda olmayacak. Çünkü camı açtığın zaman burada şey var. Hani polisi öldüreceğin şöyle elin şöyle gittiği zaman polis seni vurabilir yani. Devlet sana böyle bir yetki vermiş polise. Efendi Evet, olacaksın. izliyoruz. Ellerini şöyle direksiyonda tutacaksın. Benim öğrendiğimi söyleyeyim yani. Hiç artistlik yapmayacaksın. Adam ne sorarsa cevap vereceksin. Adam şimdi dedi ki Türkçesini söylüyorum yani. Hani ehliyetini ver, ruhsatını ver. Ehliyeti verdik. İşte ruhsat yok arabanın. Ama arabanın orijinal olduğunu verdik falan. Adam gitti. Tabi araba siyah bir arabaydı. Ve şüpheli bir araba. Bunu sonradan ben farkına varıyorum. Abi arabanın dikiz aynasından baktım. Yanımda da bir Türk arkadaş vardı. Arkaya bir baktım 5 dakika sonra. 4 tane polis peş peşe dizilmişler. Amerikan filmleri gibi. Hepsi ışıkları yapmışlar. Büyük bir olay var yani. Ondan sonra bunu tabi ben sonradan öğrendim. Bulunduğum bölgeler için söylüyorum. Çünkü Amerika çok büyük. Şimdi bu konuşmam bütün Amerika için geçerli değil yani. Benim bulunduğum bölgelerde mesela Eyalet eyalet zaten. polis seni durdurduğu zaman bir ceza meza yazacaksa yazıyor geçiyor ama senden şüphelendiyse başka bir polisi daha çağırıyor ki senin arabanı arayacağı zaman bir şey olacağı zaman yarın mahkemeye çıkacağı zaman yanında şahit olarak kendi polis mesela diyor ki işte Ahmet de buradaydı, Mehmet de buradaydı diyor. Demek için başka polisleri çağırıyorlarmış mesela. Hani Vay böyle be. mesela polis çünkü burada çok olaylar oluyor. Televizyonda da görüyorsunuzdur. Mesela polis görevini şahsileştirip insanlara Türkiye'de de görüyoruz. Bazen zarar veriyorlar ya polis. Sana gıcık oluyor. Evet. Aslında yapmaması gereken bir şeyi diyor ki örneğin devlet memuruna bilmem ne yapmaktan diyor sana diyor bin Haka lira kadar. şeyden onun kınıf ona kılıf uydurarak devlet memuruna hakaret Evet, diye. şimdi buradaki polislerin de Orada da aynı. muhtemelen öyle yetkisi var ama böyle şimdi şey vatandaş bana şahsileştirdi demesin diye öbür polisi çağırıyor mesela. Şahit çağırıyor. Çünkü burada bir tane polis ceza da yazsa buna Türkiye'de de vardır. Bu cezayı itiraz etme hakkınız var. Mahkemeye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu polis işte Türkçesi artık anlatamıyorum. Bana gıcık oldu da bu cezayı yazdı. Ben aslında böyle suçluyum. Şahsileştirdi. Olayı Evet yani şahsileştirdi. bunu diyebilirsiniz ama mahkemeye gittim ben zaten. Ondan sonra mahkemede polisin de mahkemede olması gerekiyor. O cezayı yazan polisin mahkemede olması gerekiyor. Eğer polis mahkemeye gelmediyse orada yoksa sen suçlu olsan bile otomatikmen suçun düşüyor.
Allah Allah. Ya otomatikmen düşüyor. Çünkü polis Bizim bana bunu burada söyledi. Bak polis bana 800 dolar ceza yazdı. Çünkü bir sürü suçlardan işte araba plakasız, araba sigortasız, araba şu bu 300, 200, 500 hepsi toplamda 800. Adam da sağ olsun yani bana ikna oldu. Dedim ki ya ben Florida'dan geldim. Bu arabayı aldım da Florida'ya götürecektim. Şuydu buydu falan. Zaten İngilizce de bozuk olunca adam baktı ki ya bu dedi salam bu da ne işi var dedi. Ondan sonra 800 dolar para yazdı. Yani normalde beni götürebilirdi. Türkçesi karakola götürebilirdi yani. Ondan sonra tabii ben panik içerisindeyim, korkuyorum falan. Adam bana şunu söylemişti yani. Böyle, sen arabanı sigortasını yaptır yani bu arabanın. Kaydını yaptır. Sana dedi bir ay içerisinde büyük bir ihtimal mahkeme kağıdı gelir. Çünkü bunu ben ödeyeyim kurtulayım da değil. Çünkü bana öyle bir kağıt yazmış ki mutlaka mahkemeye çıkıp sebebini yani kendimi ifade etmem lazım. Neyse işte bana kağıt geldi bir ay, 1,5 ay sonra. Mahkeme tarihi şuyu buyu. Ondan sonra polis bana demişti ben mahkemeye gelmeyeceğim dedi yani. Açıkça söyledi bunu. Sen bu işlemleri hallet ben mahkemeye gelmeyeceğim. Yani demek istediği sen bunları hallet mahkemeye git bu cezayı da ödemezsin. Mahkeme düşüyor dedi yani ceza da Mahkeme düşüyor. evet düşüyor yani. Mahkeme anlat çıktım ilk defa bir mahkemeye. Ondan sonra burada tanıdığım bir tane şey vardı. Amerikalı ama onun da Türkçesi yok. Korktum dedim ya benim yanımda gelsene dedim ben bunları anlamıyorum ne olacak. Psikolojik olarak gidip sanki tutuklanacakmışım hissi var bende. Ne O olursa olsun. korkuyla. Evet, acemiyim zaten bura ülkeyi bilmiyorum ilk defa mahkemeye gideceğim. Neyse gittik mahkemeye. Mahkeme sıramız geldi falan girdik. Zaten herkes mahkemede böyle çok basit. Mahkeme 5 dakika sürmüyor yani. Şimdi mahkemeye gitsem Bak, var yani. bakkaldan sakız alır gibi Evet. merhaba merhaba Yani diyorsun. evet yani özellikle trafikle ilgili ben mahkemeye gitsem elim cebimde giderim. Bir de böyle git yani hiç problem değil. Böyle normal eşofmanla ayağında terlikle mahkemeye git hiç problem değil yani. Adamların şey takıntısı yok yani hani ya ben Onu şöyle giymedim, giyineyim. bunu giyme. Saygısızlık yaptın. Ha, o öyle algı yok çünkü ben mahkemede gördüm mahkemede çalışanları gördüm normal sekreter olur ya bilgisayara bir şey yazıyor. Evet. Baktım normal sanki şey Katip. ha, normal kıyafetli yani hani ne takım elbisesi var ne şey var yani orada. Yani Sokaktan geçen herhangi biri gibi. gibi yani hani ne bileyim mahkemeye çıktık işte hakim anlatıyor tabii ki ne anlattığını bilmiyorum anlamıyorum ama anladığım şey sen şu 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 böyle bir şey yapmışsın senden ifade bekliyor. Ondan sonra benim yanımdaki arkadaş bana ısrarla dedi ki ya senin tek cevap vereceğin şey Türkçesini söylüyorum yani ben suçlu değilim de başka hiçbir şey söyleme dedi. Ondan sonra tabii bana sıra gelince orada sonradan tabii anladım birisi geldi yanıma bir kadın böyle güzel bir kadın. Hemen hakime tam çıkmadan önce önceden de savcıyla görüşüyormuşsun. Ben görüştüğüm kişi savcıymış bilmiyorum. İşte baktı dedi ki sen dedi böyle böyle dedi. Sen dedi arabanın kaydı var mı gösterdim. Tabii sonra ilk önce yoktu. Sigortası var mı gösterdim. Ondan sonra dedi ki bak şundan dolayı dedi sana dedi bak dedi 800 doları indiriyoruz dedi. Sana dedi 80 dolar dedi ceza yazacağız dedi. Tamam mı dedi. O öyle deyince ben otomatikmen tamam dedim savcıya. Ben onu avukat zannediyordum. Bana yardımcı oluyor zannediyordum. Meğerse. Sen de sevindin yani 800 dolardan 80 dolara He düşünce. 80 dolara çıkınca hakim de bana söyleyince ben de ben suçlu değilim diyeceğim yere doğru hata benim. Hani suçluyum. Keşke çıkmasaydım o şekilde deyince 80 doları yapıştırdılar bana. Sonra arkadaş bana kızdı. Dedi ki sen dedi niye dedi suçluyum dedin. Ama dedim suçluyum ben. Söylemeyecektin dedi. Tabii onu da öğrenmiş olduk. Yani ben suçlu değilim dese yani savcılar şunu fark ettim. Türkiye'de de öyleymiş herhalde mesela bu adalet sistemi. Savcılar devlet için çalışıyor. Savcı Tabii devlet savcılar devlete çalışır. evet Yani o burada zaten cumhuriyet savcısıdır. Cumhuriyet başsavcısıdır. Yani devleti orada devleti temsil eder. ama hakim Hakimler de şeydir. tarafsız. Kanun Tarafsız. neyse onu uyguluyor. Burada onu Kanun ben neyse onu yaşadım yani. uygular. Ya Yani ben Amerika'daki adalet sistemi işte eyalet eyalet herhalde orada farklı kanunları var evet eyaletlerin şimdi insanların Amerika'da şeyine göre. adalet var. Hani Amerika'da bana sorarsanız adalet var diyemeyiz. Adalet yok da diyemeyiz. Bana soruyorsanız çünkü ben bilmiyorum ama
Amerika'da kanun var, buna inanıyorum. Ve mümkün olduğu kadar bu kanunun dışına çıkmıyorlar. Yani biraz daha bu FETÖ olaylarını takip ettik farkındaysanız. Evet. Trump hatırlarsanız Erdoğan'la biraz daha iyiydi ve bir konuşmasında... Kanka gibi falan bir görüntüleri vardı ama biz çok bilmiyoruz ilişkilerini, o işlere girmediğimiz için. Yani Trump'ın bir sözü vardı. Benim elimden gelse bu Fethullah Gülen'i yani elimle size teslim ederim. Ama kanunlar buna müsaade etmiyor gibi bir lafı oldu. Yani demek istedim bu ülkede kanun var yani. Ve kanunlara Amerika'nın başkanı da olsan, çünkü o FETÖ olayı dünyada gündem olmuş. Yani Amerika'nın başkanı da olsan bu adamı alıp teslim edemiyorsun. Çünkü kanunda işte bu FETÖ kendini öyle bir demir atmış ki kanun olarak ama. Evet. Hani parasal resmi şey olarak böyle Amerikan yani kanunlarına şey tam böyle yani oturtturarak. Evet, yani burada hangi yanılmıyorsam işte hangi mahkemeye çıkarsa çıksın o mahkemenin hakimi onu teslim etmeyecek. Çünkü hakim ne devletçi ne milletçi ya şimdi. Evet. Benim anladığım bu yani. Hani buradan FETÖ'ye doğru gittik ama anlatmayacağım, kanun var burada yani.